Merhaba değerli arkadaşlar. 10. sınıf çözeltiler konusu, karışımlar konusu ya da TYT karışımlar konusuyla ikinci kısımda karşınızdayım ben. Kütlece yüzde değişimi anlatmıştım arkadaşlar size. Şimdi sıra hacimce yüzde değişiminde. Hacimce yüzde değişiminde arkadaşlar, hacimce yüzde değişim aşağıdaki formüle hesaplanabilir. Yani hacimce yüzde değişiminde çözünenin hacmi bölü çözeltinin hacmi çarpı yüz matematiksel olarak ifade etmek istersek. Ya da arkadaşlar hacimce yüzde ve çözünen bölü ve çözelti çarpı yüz olarak yazabiliriz. Bu tarz soruları biz daha çok arkadaşlar oran orantıyla çözeceğiz. Matematik bu yüzden yeterince işimize zaten yarayacaktır. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar hacimce yüzdelerde kütlece yüzdeden farkı nedir biliyor musunuz? Önemli olan fark şu. Mesela bu soruda hacimce yüzde 40'lık 4 mililitrelik gliserol çözeltisi nasıl hazırlanır sorusu. Şöyle arkadaşlar, sıvı sıvı homojen karışımlarda, en başta bunu söylemiştik arkadaşlar, hacimleri toplamı toplam hacmi vermez. Bu ne anlama geliyor? Örneğin arkadaşlar 10 mililitre su artı 10 mililitre alkol eşit değildir 20 mililitre karışımı. Birbirini çözen sıvılarda sıvıların hacimleri toplamı toplam hacimden biraz daha küçük olur. Dolayısıyla bu yüzden arkadaşlar bu tarz sorularda hesaplarken farklı hesaplayacağız. Şimdi bu yazdıklarımı sileceğim. Bu yüzeyi tekrar kullanmak amacıyla. Şimdi burada arkadaşlar 400 mililitre %40 olduğu için çarpı 40 bölü 100 dedik. Burası giderse 160 mililitre alkol gliserol olur. Böyle bir çözelti hazırlarken arkadaşlar dereceli bir kabın içerisine, örneğin burası 400 mililitreye kadar sıvı alabilen bir kap olsun, dereceli bir kap olsun. İçine 160 mililitre alkol koyup gliserol koyup üzerine 400 mililitre oluncaya kadar suyla tamamlayacağız. Böyle hazırlayabiliriz. Yani şunu yapmayacağız arkadaşlar. 400-160 yani 240. Arkadaşlar 160 mililitre gliserol varsa 240 mililitre altı su eklersek şu toplam çözeltinin hacmi 400 mililitre olmaz. Yani bu yanlış bir bilgidir. Hacmi 400 mililitre oluncaya kadar üzerine su eklenir yorumu yapılır. Devam edelim. Bakın şöyle bir soru. Dikkat ederseniz az önce kullandığım ifadeyi kullanmış. 25 mililitre etil alkolü hacmi 250 mililitre oluncaya kadar su eklenmiş. Oluşan çözeltinin hacimce yüzdesi kaçtır? Yani toplam hacim kaç? 250 mililitre çözelti hacmi var. Ne kadar alkol bunun? 25 mililitre alkol, etil alkolmuş. O zaman yüzde kaç olur yorumunu yaparız. Gördüğünüz gibi %10 oldu. O zaman hacimce %10 yorumunu yapabiliriz. Arkadaşlar oran orantıyla yapmak çok daha mantıklı olur diyeceğiz. Devam edelim. Şimdi sıradaki sorumuz şöyle arkadaşlar. İfade olarak da soru değil de derişim türlerinden biri ppm. Yani milyonda bir. Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Parts per million. Yani milyonda bir. Ppm'in formülü şöyle arkadaşlar. M madde bölü M karışım çarpı milyon. Yani üzeri 6. Arkadaşlar ppm ve ppb'nin birimi yoktur. Ne demek bu birim yok? Yani eğer M maddenin birimi gram ise çözünenin de birimi gram olmalı ki bunlar birbirini götürsün. Arkadaşlar buradaki ifade sadece bir ifade şekli. 1 kilogram çözelti 1 miligram madde çözülmesi durumunda olur. Yani milyonda bir anlamına gelmesi için böyle yapılır. Müfredatımızda ppb yoktur arkadaşlar. Web müfredatına göre ben anlatıyorum bunları. Dolayısıyla yine de bahsedeceğiz ama ppb yoktur yorumunu yapabiliriz. Örneklerden bir tanesi şöyle arkadaşlar. 8 kilogram su örneğinde 6.4 miligram kurşun iyonu vardır. Bu çözeltideki kurşun iyonu değişimi kaç ppm olur? Şimdi bakın arkadaşlar şöyle yapacağız. Mesela 8 kilogram kaç gramdır?
8000 gramdır. Peki 8000 gram kaç miligramdır? 8 çarpı 10 lira 6 miligram olur. Dönüşüm bu şekilde olur arkadaşlar. PPM'in formülü M madde yani 6.4 miligram bölü toplam karışım 8 çarpı 10 lira 6 miligram çarpı formülün kendi 10 lira 6'sı var. Bakın miligramların gittiğini gördünüz mü? Evet 10 lira 6'lar da gider. 6.4 bölü 8'den 0.8 ppm olur. Milyonda bir çözümü anlamına gelir. Yorumunu yapabiliriz. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar yukarıdaki niceliklerin hangileri çözelti derişimlerinin hesaplamasında kullanılır? Kütlece yüzde derişim kullanmıştık gördüğünüz gibi. Hacimce yüzde derişimde kullanılabilir. Ve yine az önce öğrendiğimiz gibi ppm de olur. Ppm neydi? Milyonda bir çözümü. Arkadaşlar PPM ve PPB derişimleri neden gerek görülmüştür? Çünkü bunlar eser miktarda çözünmeyi ifade eder. Eser miktarda. Çok az miktarda çözünmeyi ifade ettikleri için böyle yorumlayabiliriz. Dolayısıyla arkadaşlar devam. Başka bir soru. 0.5 mg magnezyum iyonu içeren, özür dilerim. 0.5 mg X artı 2 iyonu içeren 500 gram suda X artı 2 yön değişimi kaç ppm'dir? Her şey belli zaten arkadaşlar. Ppm. Bakın burası 0.5 miligram olur. Bu gramı da bizim miligrama dönüştürmemiz lazım. 500 çarpı 10 üzeri 3 yaptığımız zaman yani 1000'e böldüğümüz zaman arkadaşlar dönüştür 1000'e çarptığımız zaman burası miligrama dönüşmüş oldu. Çarpı bir de formülün kendi 10 üzeri 6'sı var arkadaşlar biliyorsunuz. Bu 10 üzeri 5 yapar şurası gençler. Şurası 10 üzeri 6 ile giderse burada 10 kalır. 0.5 çarpı 10, 5. 5 bölü 5'ten 1 ppm yani milyonda 1 çözünmeyi ifade eder yorumunu yapabiliriz. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar karışımlar konusunda yani TET'de de koligatif özellikler var, AYT'de de koligatif özellikler var. TET'deki koligatif özelliklerde işlemsel bir şey yok. Sadece koligatif özellikler kimlerdir, neye bağlıdır, neye bağlı değildir yorumu var. Biz de bunlardan anlatacağız. Çözeltilerin özellikleri donma verimi noktası. Çözeltilerin koligatif özelliklerine koligatif özellik demek arkadaşlar. Koligatif özellik demek maddenin cinse bağlı olmayan, çözeltilerin cinse bağlı olmayıp sadece değişim türüne bağlı olarak değişen özelliklerdir. Günlük yaşamda birçok örnek verilebilir. Arabalarda radyatöre konulan antifriz. Mesela antifriz konulması koligatif bir özelliktir. Çünkü motor suyunun kaynama noktasını ve donma noktasını değiştiriyor. Kullanılan madde ne arkadaşlar? Etandiol yani glikol. Su karışımında oluşan çözeltiler antifriz kışın suyun donma noktasını düşürerek motorun zarar görmesini, sıcak havalarda kaynama noktasını yükselterek motorun su kaynatmasını engeller. İşte antifriz konulması arkadaşlar koligatif bir özelliktir. Ve maddenin cinsine bağlı değildir. Sadece derişimine bağlıdır. Yani şu anlama geliyor. Çok glikol koyarsanız ona göre kaynama noktası değişir. Az koyarsanız ona göre değişir. Miktara bağlı. Bu da derişimine bağlı olduğunu gösterir. Kışın yollara tuz dökülmesinin nedeni yine donma noktasını düşürmektir. Kış aylarında havaalanında uçaklarda oluşacak buzlanmayı önlemek için uçak pistleri ve uçak kanatları alkolle yıkanır. Bu da birer koligatif özellik arkadaşlar. Alkol suyun donma noktasını düşürerek buzlanmayı belli bir derecenin altına kadar önler. Dondurmalara, çikolata şelalelerine bir miktar tuz ilave edilmesinin sebebi yine arkadaşlar salsızlık oluşturmaktır. Dolayısıyla o çikolatanın hem kaynama noktası hem de donma noktası değişmiş olur yorumunu yapabiliriz. Şimdi bazı görseller Milliyetim kitabından aldık arkadaşlar. Birinci görselimizde deniz suyu çözelti olduğu için donma noktası düşüktür. Bakın şu görüntüye denizin üzerinde arkadaşlar gemi var. Geminin üzerinde bir donma var. Ancak denizin suyunda herhangi bir donma yok. Bu da bakın burası tuzlu su olduğu için kaynama noktası yüksek, donma noktası düşük olduğu için donmamış. Bir diğer görselimizde arkadaşlar bakın kurbağaların donmamasının nedeni hücreleri içindeki çözeltileri sıvıların çözelti olmasıdır. Yani bakın kurbağa donmamış burada ama kurbağanın bulunmuş olduğu suda bir donma var, buzlanma var. Kurbağanın donmamasının sebebi koligatif özelliktir. Deniz suyunun donmamasının sebebi koligatif özelliktir.
Yine arkadaşa başka bir görselde gördüğünüz gibi uçak gövdelerinin veya kanatlarının alkolle yıkanması koligatif bir özelliktir yorumunu yapabiliriz. TYT'de çıkarsa bu şekilde karşınıza çıkar arkadaşlar. Yine kamyon aracıyla buzlanma, tuzlanma yapmış olması, buzlanmaya karşı yollara tuz dökülmesi de buna göre. Koligatif özellikler 1. Cinse bağlı değildir. Neye bağlı arkadaşlar? Derişime bağlı. Derişime bağlıdır yorumunu yapabiliriz. Devam ediyoruz. Şimdi başka bir görselde, başka burada bir soru var arkadaşlar. Sorumuz şöyle. Şimdi koligatif özelliklerde arkadaşlar, aşağıdakilerden hangisi koligatif özelliklerden biri değildir? Kaynama noktasının yükselmesi koligatif bir özelliktir. Donma noktasının düşmesi koligatif bir özelliktir. Buhar basıncının değişmesi koligatif bir özelliktir. Yarı geçirgen zardan seyreltik, bakın seyreltik, derişik. Bakın derişime bağlı mı? Evet, derişime bağlı. Derişime bağlıysa bu da bir koligatif özelliktir. Ama arkadaşlar hacim artışı, hacim azalması koligatif bir özellik değildir. Buna ozmoz olayı denir. Arkadaşlar AYT'de karşınıza çıkacaktır ama TYT'de de isim olarak bilmeniz yetecektir. Yorumunu yapabiliriz. Devam ediyoruz. Koligatif özellik TYT'nin can damarı olan konularından biri. Çözünen taneciklerin derişimine bağlı mı? Bağlıdır. Arkadaşlar cinse bağlı mı? Hayır, bakın tekrar söylüyorum. Koligatif özellikler cinse bağlı değildir. Bu gider. Kimyasal özelliğe bağlı mı? Hayır. Sadece maddenin derişimine bağlı olarak değişir. O yüzden cevap yalnızca 1 olur. A şıkkı olur. Yorumunu yapabiliriz. Şimdi değerli arkadaşlar, doymamış potasyum nitrat çözeltisine aynı koşullarda hangileri eklendiğinde çözeltinin kaynama noktası başlangıca göre artar. Şimdi bu çözeltimiz doymamışmış, doygun hale getireceğiz. Yani kısacası derişimi arttıkça, yani arkadaşlar tuzluluk arttıkça kaynama noktası da ne yapar? Artar diyeceğiz. Su eklersek daha da seyrelir. Seyrelirse kaynama noktası düşer. Aynı tuzdan bir miktar daha eklersek derişir. Yani doygun hale gelir. Dolayısıyla kaynama noktası artar. Başka bir madde de eklersek arkadaşlar toplam iyon derişimi artar. İyon derişimi arttığı için de kaynama noktası artar. O zaman cevap ne olur arkadaşlar? 2 ve 3 olur yorumunu yapabiliriz diyeceğiz. Evet, devam edelim. Şimdi bakın bu grafik çok önemli bir grafik. Yine Milletim kitabında geçen grafiklerden biri. Yukarıda verilen grafik, yanda verilen grafik hangilerine ait olabilir? Şimdi arkadaşlar 1. Alkol su olabilir mi? Olamaz. Alkol su karışımının grafiği şöyle bir grafiktir. Lütfen aklınıza tutun. Alkol su grafiği ne? Alkol su birbirini çözdüğü için arkadaşlar homojen bir karışımdır. Burası kaynama noktası, zaman grafiği olsun. Alkol su grafiğinde önce biri kaynar, sonra diğeri kaynar. Sanki saf bir madde iki kez hal değiştiriyormuş gibi düşünebilirsiniz. Kaynama noktası küçük olan önce kaynar, önce alkol kaynar mesela. Eğer öyleyse sonra da ne yapar arkadaşlar? Su kaynar yorumunu yapabiliriz. Bu olmaz. Şekerli su olabilir mi? Olabilir. Hatta bu arkadaşlar nedir biliyor musunuz? Doymamış tuzlu su ya da şekerli sudur diyebiliriz. Alkol saf su olabilir mi? Saf su olsaydı bu grafikte sıcaklık sırasında sabit kalması gerekirdi. Erime ve kaynama sırasında sabit kalmadığına göre saf bir madde değildir. Bu grafik kesinlikle ya doymamış tuzlu su ya da doymamış şekerli su grafiğidir. Yorumunu yapabiliriz bizim müfredatımıza göre. Devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar güzel sorulardan biri şöyle bir soru. Burada HV maddesi aşağıdakilerin hangisine daha iyi çözülmesi beklenir? Bakın daha iyi diyor. Şimdi arkadaşlar benzeri çözer. HV maddeniz son atomu tek sayı olduğu için polardır. Bunu iyi çözebilmesi için maddenin polar olması lazım. 4 sayısı son atom çift apolar. 2 apolar. 2 çift apolar. Arkadaşlar bakın şu ikisinde de dikkat ederseniz tek sayı polar, tek sayı polar. Bu biraz müfredatın hafiften dışına çıkmış gibi gözükse de HV hidrojen bağı içeriyor. H2O da hidrojen bağı içeriyor. Hidrojen bağı içeren bir madde, hidrojen bağı içeren başka bir maddede diğerlerine göre daha iyi çözülür. Dolayısıyla bu yüzden cevabımız bu oldu. Yorumunu yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar
Bu kısımda yavaş yavaş sona doğru gelmiş olduk arkadaşlar. Doğrusu çözeltim çok az bir kısmı kaldı. Son soruymuş aynı zamanda bu. Bir sonraki videomuzda da arkadaşlar karışımların ayrılması yöntemlerini anlatacağız ve böylelikle karışımlar konusu bitmiş olacak. Teşekkürler arkadaşlar.